Sultan. Ne oldu Şahanem? Kötü bir şey mi oldu? Bana görücü gelir be Ferhat. Ya sabah sabah ne görücüsü Şahanem ya? Yine mi görücü ya? Allah Allah. Ya Hanife gacısı boş durmaz ki be. Abire zengin görücüler bulur ya. Bu defa gelenler sosyeteymiş. Bu Hanife gacısının bir gün var ya. Tamam ya. Üf. Ne yapacağız şimdi ya? Ya. Beten abi. Beten abi ya. Abi yardım et bize ne olur ya. Benden ne istiyorsunuz ya? Abi ne demek ne istiyorsunuz? Sultan elden gidiyor abi. Bize yardım et abi ne olur ya. Ya görücüleri püskürtmemiz lazım abi. Boşuna telaşlanmayın. Allah'tan umut kesilmez. Bakarsın görücüler sultanı beğenmezler. Abi dalga mı geçiyorsun sen ya? Sultan beğenilmez mi? Şu boya, şu posa, şu endama bak ya. Sen bana baksana. Ben seni bildiğim badiden gacılara benzemem ha. Kurban olduğum Allah baba beni özene bözene ya. Şu endama bak ya. Beni beğenmeyenin erkeğinden şüphe ederim ha. Ya arkadaşlar anlasanıza mevzuyu. Belki de sultanın gerçek yüzünü gördüklerinde topuklayıp kaçacaklardır. Çaktınız mı mevzuyu? Ne varmış benim gerçek yüzümde? Şahanem bir dakika dur bir dakika. Belli ki bu beter bir şeyler planlıyor ha. Ha şunu bileydiniz. Aklıma süper bir fikir geliyor. Görücüler geldiklerine de, gördüklerine de bin pişman olacaklar. Öyle mi lan? Öt bakalım şunu. Pembe abla ya, bu hizmetçi kıyafetleri niye giydirdin bana? Kızım, acık şu saksıyı çalıştır. Bu görücüler nereden geliyor? Sosyeteden geliyor. Bunlara denk olduğumuzu düşünmeleri lazımdır değil mi? Hizmetçimiz olmazsa biz nasıl sosyeteye denk oluruz? Hiç kusura bakma Pembe abla. Ben çok asil bir aileden gelirim. Yalandan falan da olsa öyle hizmetçi falan olamam yani. Tabii. İngiliz kraliyet ailesinden gelirsin sen. Nasıl hizmetçi olursun? Ay! Kız bana bak. Tükürtme ailenin asaletine. Abla niye atıyorsun kıza ya? Olur canım onun yerine sana atayım numunelik. Olur fark etmez benim için. Sen defol git hadi kahveye. Görücüler gitmeden görünme gözüme. Hayda. Sen de sallanma. Git iyi temizle ortalığı. Eski püskü şeylere çıkar at rezil olmayalım sosyeteye. Selim. Ne oldu abla? Ha şurada duran kıytırık resmi al. Onu da at çöpe giderken. Ha. Sultan. Ha. Kız sen neredesin? E? Görücüler gelecek kız sen hala ortada yoksun. Git üstüne güzel bir şeyler giy. Üf, aman be ya. Görücülerim batsın be. Ya bıktım her gün giyinmekten ya. Vallahi giydiler işte bak giydiler. Kızım gitti hazırlan haydi. Ya tamam be ana ya. İki ayağımı bir pabuca soktum be. Üf. Fatoş. Kız kırmızı alıyı kap geç çabuk ol. Hadi gidiyoruz kapının önüne. İşte burası. Aman 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 efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kız hizmetçi, sen şöyle misafirlerimin ayaklarına kırmızı alıyı. Tamam bir baba, seviyorsun. Abla yok. Sana kaç kere dedim bana anımım diyeceksin diye. Ama anam bu hizmetçi milletinden illallah. Terbiyesiz yani abla diyor. Ay biz aslında bu kenar mahalleye gelecek insanlar değiliz ama kızınızı çok methettiler, dayanamadık geldik. Anam bakmayın siz, aslında biz de bu kıtırık mahalleye gelecek insanlar değiliz. Fakat köşkümüzde tamirat oluyor, onun için geldik buraya geçici. Yani ayıptır ölünmesi, anam biz de sosyete oluyoruz gerçekte. Ya öyle. Hadi buyurun, içeri buyurun. Şey kırmızı alıdan yürüyün ama iskarbinleriniz çamur olmasın. Hizmetçi çiçekli hediyeler al kızım. Peki hanımım. Aferin. Nihayet nasıl hitap edeceğini anladı. Geç monşür, geç bunsu var. Yürü, 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 yürü. Hadi. Muharrem abi, bu tabloyu satarım abi. Kaç sipari verirsin? Türk lirasıyla 5 kuruş bile vermem Selimciğim. Yok ya, iyi o zaman. Ben de ne diyorsun öyleyse, nereye asayım? Aman aman istemem. Çok meymelesiz bir resim. Benden uzak şeytana yakın. Al be Muharrem. Bak şu duvarda çatlak var. Tabloyu çatlağın üstüne asarsın, çatlak görünmez.
Tabii abi, çok kötü. Çatlak çok kötü duruyor orada. İyi, tamam Selim efendi. As bakayım şunu şuraya. Hı hı. Aa, çatlak kayboldu. Yani kızımdır diye demiyorum anam. Sultanım en az Hülya Afşar gibi güzeldir. Değil mi Hanife? Allah için öyledir. Üstelik benim kızım anam öyle Hülya Afşar gibi orul orul orlamaz. Yani ayarlara giriyorsun. Sessiz modunu alıyorsun. Sabaha kadar çıt çıkarmadan uyuyor. Gerçekten değil mi Hanife? Kızınızın güzelliğini gerçekten çok methettiler. Gelse de görse kendisini artık. Bir dakika. Hizmetçi! Buyurun hanımım. Kızım, küçük hanıma söyle, gelsin. Müstakbel kocan seni görmek istiyormuş diye. Peki hanımım. Yani benim kızım diye demiyorum. Öyle namusludur. Öyle namusludur ki eline erkek eli değmemiştir. Yani bu eline eldiven taktığından olmuyor. Yani delikanlı gibi kızdır o. Çok delikanlı değil mi Hanife? Buyur Valide Hanım. Beni çarpmışsın. Ana bismillah. Bu ne kızım? Hanımefendi. Kızınız gerçekten de dediğiniz kadar delikanlıymış yani. Kızı? Kızım sen delirdin mi anam? Geç. Nereden çıktı bunlar şimdi böyle böyle yapmaklar tıraş filan yani? Valide hanım, ne var yani? Tıraş olmak ayıp mı? Görücülerin karşısına bir karı sakalla mı çıksaydım? Bir karı sakal mı? Sizin sakalınız mı çıkıyor? Niye şaşırdın bu kadar? Küs be! Sen de çıkmıyor mu yoksa? Şunun papyona bak. Kelebek olmuş gibi. Tövbe tövbe. Ay, anam siz bakmayın ona, yalan söylüyorum. O ne tıraşıcım, cilt bakımı yapıyor, kremdir o. Vallahi gerçekten. Tabii cilt bakımı ya. Ay o ne cilt bakımı ne kremi, basbayağı tıraş oluyor kızın. Kız sultan, Allah seni ne yapmasın ha. Kızım sen görücüleri kaçırma. Ama defol git önümde, görmeyeyim seni. Hanife hanım. Güzel dediğin kız bu muydu? Bu kız resmen erkek Fatma. Yok, yok anam, yok. Vallahi erkek Fatma değildir ha. Benim kızım çok güzeldir. Anam anam bir kızdır anam anam anam. Çek o şeyi. Siz nereden çıktınız? Sultan ablanın istediği aracı getirdik. Buyur abla, haracın. Haraç mı diyor? Haraç ana. Bu ayın haracını geciktirdiler. Ben de onları azıcık merezledim, anladın mı? Ay üstüme iyilik, sağlık. Bir de haraç mı topluyor bu kız? Bıçakladığın arkadaş da şikayetini geri aldı ablacığım. Bıçakladığımı? Öyle mi? Aferin. Aman biz yanlış geldik kardeş. Kalkın kalkın, kaçalım. Durun durun. Hadi yürüyün yürüyün, koşun. Durun anam, yalan söylüyor be. Vallahi yalan söylüyor be. Aman tiyatro yaparlar be. Ne haber benim abla? Ben sana sultanı başkasına yar etmem demedim mi? Yaptım işte. Ben sana sultanı yar ederim. Bırakın beni. Bırakın şunu. Bu anca bulamazsın. Komiserim. Komiserim. Komiserim şikayetçiyiz. Komiserim, Allah ben şikayetçiyim. Ben bunları şikayetçiyim ana. Esas ben şikayetçiyim komiserim ya. Ya şikayetçiyiz komiserim ya. Pembe abla beni zorla hizmetçi yaptı komiserim. Meslek sahibi yaptı kız seni, fena mı? Dua edeceğin yerde şikayet edersin nankör kedi. Pembe'den şikayetçiyiz komiserim. Salih, haşere ilacı varsa getirsin hemen, kurtulalım şundan ya. Susun be! Bu kılıklar ne? Beter sen niye sargılısın? Sultan niye erkek kılığında? Fatoş niye hizmetçi kılığında? Sen niye kürk giydin be kadın? Kıyafet balosundan mı geliyorsunuz? Vallahi kıyafet balosu değildi ama en az onun kadar eğlenceliydi komiserim. Çekil git şuradan. Komiserim. Bu insafiyetsiz tuspalar anam bana oyun oynarlar. Ondan böyle abuk sabuk kıyafetlere girdiler. Ne oyunu? Komiserim. Şu Hanife var ya. Görünmüyor, kız kaldır azıcık şunu ayaklarından komiserim görsün. Gördün değil mi bunu? Görüyorum, görüyorum. Görüyorum, tamam. Ne yaptınız ya? Tamam, gördüm. Ne bileyim anam, yani boyu küçüktür ya. Hani dedim belki görmezsin.
Ama komiserim, çöp çatanın boyu posu değil anam, işlevi önemlidir. Abu Hanife, bana sosyeteden anam kalktı gitti, zengin bir damat buldu getirdi. Damat, damat bir zengin, bir zengin. Yani tam ben zengin damada kızımı verdim, veriyorum. Bu insafiyetsiz tosbağlar kızımı kandırdılar, anam bana oyun oynadılar. Neymiş? 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 Sultan erkek Fatma'ymış. Tıraş olurmuş, haraç toplarmış. Sosyetenir tabi sultanı böyle görünce anam toplanıp kaçtılar, gittiler. Ya aşk olsun be anneciğim. Ya ne erkek Fatması ya? Benim elbiselerim yıkanmıştı komiserim. Ben de mecburen Selim dayımın elbiselerini giydim. Bak. Tabi canım. Nereden çıkarıyorsun erkek Fatma'yı Pembe abla? Senin sesine ne oldu evladım? Ya Pembe abla beni boğmaya kalktı komiserim. Yani ses tellerim sizler ölmüş. Artık onlardan değil ses teli, çamaşır teli bile olmaz vallahi. Bu çocuğun sesi ekmek teknesidir komiserim. Bu çocuk aç mı kalsın şimdi? İnsaniyet namına atın şunu nezarete lütfen. Asıl siz kalkın bunları atın nezarete komiserim. Susun be susun. Yeter. Siz benim başımın belası mısınız be? Neler çekiyorum ben sizden, Allah Allah ya. Kurtuluş yok mu sizden? Dikkat dikkat. Bütün birimlerin dikkatine. Kamelya Caddesi Gardenya Sokak No 7'de yangın çıkmış. Tüm ekipler derhal olay yerine. Bak gördün mü komiserim? Kamelya Caddesi Gardenya Sokak numara 7'de de anam çıkmış yangın işte. Tamam işte kesin bunların işidir. Atın bunları içeri. Kız alın. Ne? Ne oldu? Kız alın, bu adres bizim evin adresi. Doğru Bey, abla bizim evi yanıyor be. Ha, anam Gardenya Sokak dediydi doğru. Koşun. Nasıl numara mı komiserim? Tamam. Yaşar ve Salih, şu yangın numarasını yapmasam bunlardan kurtuluş yoktu. Tamam.